Haritada en geniş sınırlarına yer verilen İran merkezli devlet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar özellikle İran merkezi olmasından da zaten çıkarmamız gerekiyor ve gördüğünüz gibi oldukça büyük bir imparatorluk var değil mi? Ve burada bahsedilen devlet tabii ki Perslerdir arkadaşlar yani Pers imparatorluğudur diyebiliriz bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Milattan önce 7. yüzyılın ortalarında İran'da bir devlet kuran nokta 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 Anadolu'da Kızılırmak kıyılarına kadar olan yerlere egemen oldular. Bu kurallığın genişlemesi ise Persler tarafından durduruldu. Arkadaşlar bu şekilde bir genişleme siyaseti izleyen ancak Persler tarafından durdurulan devlet tabii ki Medler olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir? 2. Kiros'un yönetiminde Med krallığına son verdiler. Ön Asya ticaretinin denetimini ele geçirerek ekonomik açıdan hızla güçlendiler. Anadolu'nun tamamına sahip olarak kısa sürede Balkanlara kadar ilerlediler. M.Ö. 330 yılında ise bu imparatorluğa Büyük İskender son verdi. Arkadaşlar Medlere son veren, Büyük İskender tarafından yıkılan ve oldukça geniş sınırlara sahip olan devlet tabii ki Persler'dir diyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Kilisenes dönemi Atina'sı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? arkadaşlar kiliseniz bir takım kanunlar çıkarıyor ve atinaya demokrasiyi getiriyor zenginlikten soyluluktan doğan sınıf farklarını ortadan kaldırıyor halk meclisi kuruyor bu meclise geniş yetkiler veriyor yani bu şekilde bilgiler var elimizde buna göre bakalım şimdi şıklarımıza halk arasındaki eşitlik anlayışının gelişmesine katkıda bulunmuş mu arkadaşlar tabii ki bulunmuş biz ne dedik az önce sınıf farkını ortadan kaldırıyor demokratik bir yönetim var mı tabii ki var demokrasiyi getirdi demiştik. Mutlak monarşiye dayalı bir idare oluşturuluyor diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Çünkü biliyorsunuz ki mutlak monarşide tek kişi etkinleri ve demokrasi yoktur. Ulusal iradenin yönetimdeki etkinliğini artırmış mı? Tabii ki çünkü meclis vardı. Halkın düşüncelerinin yönetime yansımasını sağlamıştır. Yine arkadaşlar meclisten dolayı bundan da bahsetmemiz mümkündür. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Roma uygarlığında görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden sonra ortaya çıkmıştır? Arkadaşlar Roma uygarlığında krallık öncesi dönem var, krallık dönemi var. Cumhuriyet dönemi var ve imparatorluk dönemi var. Şıklara baktığımızda imparatorluk dönemindeki en son gelişmelerden biri kavimler göçüydü. Kavimler göçünün başlamasından sonra arkadaşlar tabii ki Roma uygarlığına olan tehditler ne olacak artacak ve doğudan gelen pek çok saldırı olacak. Bu saldırılara karşı da İstanbul ikinci bir başkent olarak düşünülerek e, güçlendirilmeye başlanacak. Dolayısıyla burada doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre unsurlarından hangilerinin Yahudi sürgününde etkili olduğu savunulabilir. İlk çağda Filistin'de yaşayan Yahudiler bölgede çıkan bir isyanın da etkisiyle Romalılar tarafından topluca sürgüne gönderilmişler ve geri dönüşlerine izin verilmemiştir. Arkadaşlar bu bilgilere göre özellikle Yahudi sürgünü denildiği için inançtan bahsetmemiz mümkün mü? Tabii ki mümkün. Peki iklimle alakalı bir durum söz konusu mu? Hayır değil gördüğünüz gibi. Siyaset olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü bölgede çıkan bir isyanın etkisiyle Romalılar tarafından sürgüne gönderilmişler. Yani siyaset de etkilidir diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Hipokrat, tıp alanında gelişme göstermiştir değil mi arkadaşlar? Tabii ki doğru. Herodot zaten tarihin babası olarak geçer. Doğru. Thales de geometride etkili olmuş biridir. Bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. İlk çağda Yunanistan'la ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar çıkarılan bazı yasalar hakkında bilgiler verilmiş. Drakon yasaları soyluların ayrıcalıklarını korumaya yönelikti. Evet arkadaşlar bu yasalarda soylular hala ayrıcalıklarını koruyordu. Solon yasaları Soyluların ayrıcalıklarına son verdiği doğuştan kölelik kaldırıldı. Evet arkadaşlar artık Solon yasaları ile birlikte bu soylu ayrıcalığı sona eriyor ve kölelik kaldırılıyor. Kilisenes yasaları ise sınıflar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırıyor. Bir takım meclisler oluşturuluyor ve demokrasi geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bodrum'daki Mozelyon yani Mozele Kral Mezarı ve Manyas Gölü kıyısındaki Daskilyon yani Ergili aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir? Arkadaşlar Mozele Kral Mezarı Kral Mozeleus'un adına yaptırılmış olan bir mezardır. E, Halikarnassos'ta yer alır. Daskilyon ise Ergili'de bulunan bir antik kenttir diyebiliriz ve bu e, her ikisi de Perslere aittir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Paragrafta boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Önceleri küçük devletler halinde yönetilen Hindistan'da M.Ö. 1500 yıllarında Hint Avrupa topluluğu olarak da bilinen nokta 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 kas sistemine dayalı bir devlet kurmasıyla siyasi ve kültürel açıdan büyük bir değişim ortaya çıkmıştır. Buna rağmen Hindistan'da güçlü bir devlet oluşturulamamıştır. Hindistan küçük prensliklere ayrılarak racalar tarafından yönetilmiştir. Arkadaşlar burada bahsedilen tabii ki arilerdir. Arilerin oluşturduğu bir kas sistemi vardı ve Hindistan'da bu sistem devam etti biliyorsunuz ki ve bu sistemden dolayı da aslında güçlü bir devlet oluşturamayacaklar. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Tiranlık. Tiran eski Yunan uygarlığında siyasi gücü zorla ele geçiren ve bunu kötüye kullanan kişilere denir. Tiranlık ise hiçbir yasa tanımayan, aşırı şiddette cezalandırmaya başvuran, zorba ve keyfi bir yönetim biçimidir. Evet arkadaşlar tiranlık böyle bir yönetim biçimi. Yani zorla bir yönetimi ele geçirme söz konusu aynı zamanda yönetimde de şiddet söz konusu. Dolayısıyla birinci öncül doğru olur. Aristokrasi soyluların egemen olduğu yönetim anlayışıdır. Kanunlar soylular tarafı tarafından soyluların çıkarlarına uygun olacak şekilde düzenlenir. Evet bu da doğru bir bilgi. Çünkü aristokrasi de soylu sınıfı ön planda ve bu soylu sınıfı yönetimde etkin olan bir sınıftır diyebiliriz. Demokrasi halk egemenliğidir. Ülkenin halkın seçtiği temsilcilerden oluşan bir meclis aracılığıyla yönetilmesini öngörür. Tabii ki arkadaşlar bu da doğru bir bilgi. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Hindistan'da uygulanan kast sisteminin özelliklerinden biri değildir? Arkadaşlar bu nasıl bir sistemdi? Sınıflı bir toplum yapısı vardı değil mi? En alttan en yukarıya doğru farklı farklı sınıflar vardı. Her kastın kendine özgü özellikleri var mıdır? Tabii ki vardır. Kastın kurallarına uymayanlar tabii ki kastan çıkarılıyordu arkadaşlar ve hiçbir kasta mensup olmuyorlardı. Tamamıyla dışlanmış insanlar oluyorlardı. Aynı kast içinde olanlar birbirleriyle evlenemezler değil. Farklı kast içinde olanlar birbirleriyle evlenemezler. Dolayısıyla C şıkkı yanlış bir bilgi olur. Bu sistemin dışında kalanlara parya evet köle denir arkadaşlar. Kast sistemi Brahman, Kişatriya, Vaisya, Südra denilen sınıflardan oluşuyor. Evet arkadaşlar din adamlarından, askerlerden ve asillerden, tüccarlardan, zanaatkar ve işçilerden oluşuyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Monarşi tek kişinin hakimiyetidir. Hükümdar olma hakkı ise yalnızca tek bir soydan olanlara tanınır. Evet arkadaşlar, monarşide mutlak bir yönetim vardır. Tek kişi egemendir. Bu yüzden doğru. Cumhuriyet devlet başkanının seçimle belirlendiği yönetim biçimidir. Baskıcı ya da demokratik cumhuriyetler olabilmektedir. Cumhuriyet bir yönetim anlayışını değil rejimi ifade etmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Doğru. Çünkü e, cumhuriyette tabii ki insanların kendi kendine yönetmesi söz söz konusudur ama bazen baskıcı cumhuriyetler de olabiliyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi cumhuriyet bir yönetim anlayışına değil rejimi ifade ediyor. Dolayısıyla ikinci öncül doğru olmuş olur. İmparatorluk farklı milletlerin tek bir merkezden yönetildiği büyük devlet yapılanmasıdır. Önemli olan devletin hakimiyeti altında birçok milletin bulunmasıdır. Yani arkadaşlar çok uluslu Devletlere biz imparatorluk diyoruz. Doğru bir bilgi. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. İlk çağda yürütülen ticari faaliyetlerle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Fenikeliler Akdeniz çevresinde ticari faaliyetler yürütmüşler mi arkadaşlar? Tabii ki yürütmüşlerdir. Hatta ticaret kolonileri kurmuşlardır. Soğutlar Orta Asya'da İpek yolu üzerinde ticari faaliyetler yürütmüşlerdir. Bu da doğru bir bilgidir. Asurlular Mezopotamya ile Anadolu arasında ticari faaliyetler yürütmüşlerdir. Evet hatta Mezopotamya'dan Anadolu'ya yazıyı taşıyıp Anadolu'da tarihi çağların başlamasına sebebiyet vermişlerdir. Bu yüzden bu da doğru. Lidyalılar Anadolu ile Mezopotamya arasında ticari faaliyet yürütmüşlerdir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz arkadaşlar. Hepsi doğrudur. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıda temel özelliklerine yer verilen tarihi olay aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir. M.Ö. 1200 olaylarında Doğu Avrupa'dan bir kıtlık sonunda doğuya doğru göç eden bir takım kavimler yollarına çıkan kavimleri de sürükleyerek Anadolu ve Suriye'ye kadar uzun bir yol kat etmişlerdir. Doğu Avrupa'dan güneye inen İlyalılar İtalya'da ve Balkanlardan güneye inen Dorlar Yunanistan'da bulunan halkları doğuya doğru sürüklemişlerdir. Arkadaşlar bu olayın diğer adı da deniz kavimleri hareketidir. E, dolayısıyla burada bahsedilen tabii ki Ege göçleridir. Zaten tarih olarak baktığınızda kavimler göçü olamaz. Burada zaten bir göçten bahsediliyor gördüğünüz gibi. Diğer seçenekler hiç olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır.